RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ekibin yakası bir türlü bir araya gelmiyor. Peki bu kez bizle beraber. Nihayet ya. Biraz uzağa mı gönderdik? Ne oldu İsmail'i? Kalsın böyle biraz oralarda. Akif duymasın ama belki de duyuyordur. Ben duyuyorum değil, görmez. Yetişemedi. Yani yüzüme vurma. Çok kaçırdı, onun için yetişemedi. Bugün bizde olmayacak. Pazartesi günü beraber olacağız. Ya yüzümüne... Söylemesi bizden. Kesin İsmail oralar. Gayet güzel gitti ya. Daha çok konuşabilirim. Bazen insan elindekinin kıymetini bilmiyor. Kaçırmadan, kaybetmeden anlamıyorsun. Bu da güzel bir tespit. Yavuz abi de bizi görebilecek mi? Bütün siyaset günah keçisi. Bunu her şeyi ona yıkma üstüne dönüyor. Sen bir tane bulmuşsun, çok değil yani. Her pazartesi çarşamba saat 19.15'te RS Efendi. Söylemesi bizden başlıyor. İyi akşamlar. Söylemesi bizden de karşınızdayız. İsmail Saymaz ve Akif Beki yerlerini aldılar. Böyle hazır vaziyette, dinç bir şekilde akşamdan dolmuşlar. Görüntüleri izlemişler, tartışmalara bakmışlar. İsmail'in yerinde kim olsa nasıl sorardım, hangi soruları... Bizi moderatörle karşı karşıya getirme Yavuz'cum. Daha dakika bir bismillah. Üç dakika tutuyorum. Üç dakika. Bugün o sistemi uygulayacağız. İki soru üst üste soracağım. Ya o yanlış bir yöntemdi bana göre ya. Çünkü... Bunun başka bir formülü bulunmalıydı. Yani birine bir soru, sonra diğerine soru, birine soru, birine soru ilk yarı. Sonra da diğerinden başlayıp aynı şekilde yapabilirdi yani. Bunu ben formatın yanlış olduğunu. Format programın köpürmesini, tartışmanın köpürmesini engelledi. Özellikle yapılmış bir şey o. Öyle ama bu da 3 saat gibi bir uzun bir süre ekranda bir tartışma köpüksüz de çok çekilmeyebilir. Yani sıkıcılaşabilir. Muhtemelen öyle sorunlar da yaşadı. Çünkü reyting şeylerine baktığımızda, raporlarına beklenenin yarısı kadar yani en iyi izlendiği ekranda beklenenin yarısı kadar bir reyting aldığını daha ne görüyoruz. Daha istiyordu Fox Allah aşkına? 40 şehri var. Yani Fox'tan bahsettiğimi yani? Nereden çıkardın? Yani senin bulunduğun kanal olduğu için. Ele verme beni. 40 şehir almış. Açık televizyonların %40'ı. Tamam ama diyor ki yani seçim bu şey tartışması Yavuz televizyonculuktan geliyor. Bilmez olur mu? Beklendiği kadar izlenme diyor, sen buna katılmıyor musun? Yok. En çok bekleyen kanalda bile beklendiğinin yarısı kadar dedi ya. Ha, evet. Ben şimdi en çok bekleyen kanal açık olan televizyonların %40'ı o kanalı izlemiş. Daha ne istiyorsunuz diyorum. Yani üzerine açık, 60 mı olsun 70 mi olsun? Açık olan televizyon eksik. Bir de gün boyu. Onu söylüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Gün boyu izlenmiş. Sabah çalar saatle başlamış. Tartışmadan senin de katıldığın buluşma sonrası tartışmayla devam etmiş. Gece yarısı dizisini bile izlemişler. Yalnız orası biraz reytingi düşük geldi bana, tartışma sonrası. Sonraki öncesi yüksekti. Öncesi yüksekti. Birincisi en çok izlenen şey tartışma, tartışmanın kendisi. Evet, evet. İkincisi de tartışma öncesi. Tartışma sonrası. Evet Yavuz. Tartışma sonrası üçüncü, dördüncü sırada. Ama sırada. Önceki bir saat öncesinde başlamıştık. Hayır, bir Fatih yani... Portakal eksikliği mi vardı diye düşündüm de o nedenle bunu. Kanıtma istersen. Şey Nifak ve fitne çıkarmaya çalışıyorsun. Var. İstediğin gibi konuşabilirsin. Hiç karışmıyorum ben. öyle dakikaya bağlarsak o zaman donuklaşır. Fatih Portakal ama sosyal medyadan takibini sürdürdü. Evet, olumlu bir takım şeyler de yazdı anladığım kadarıyla. En azından o süreçle ilgili. Yalnız orada değildi. Bence orada da olmalıydı. Yani şeyi kastediyorsun. Dün akşamki Fox ekranını mı kastediyorsun? Tartışma yani, olacak. Şöyle bir seçim. Bir tartışma olacak. Binali Yıldırım yani tartışma sırasında adını verdi. Versin. Hayır, şöyle bir şey var. Ben yanlış tercih olarak görmüyorum. Yani hem Fatih Portakal'ın kendi seçimi açısından hem Fox'un seçimi açısından. Doğan'a da bir şey söylemiyorum burada yani. Yok, şunun için söylüyorum. Kötü yap değil de ekip olarak. Şunun için söylüyorum. Yayın dışında konuştuk da yani nasıl planladılar vesaire onu konuşurken. Ya şimdi Fatih Portakal oranın esas kişisi ekranın. Tabii yani ana haber sunucusu. Dolayısıyla başrolde orada esas kişisi. Onu ikinci planda tutan bir yayın günü de değil. Yayın günü olsa gelmese dediğin doğruydu. Ya mesela normal hafta içi Fatih Portakal'ın ekranda olması gereken bir gün
bu tartışma yaşansaydı ve Fatih Portakal o gün çıkmasaydı ekrana, o haklısın. Ama izin gününde ekrana çıkması o sanki esas kişi rolüne pek uymayabilir gibi bir izlenime ben de sahibim. Bir ant olsaydı mutlaka kaçırmazdı, mutlaka ekranda olurdu. Bir ant ama orada olmazdı. Bir ant sunucu olur. Sunucu canım bir ant sunucu. Hadi ayakta pirincini taşı. Hayır, sunucu. Elbette sunucu olmak isterdi ama olamazsa Fatih de olmak ister canım sunucu. Her gazeteci olmak ister orada. Sonuç itibariyle olamayabilirsin. Ama bir anda o fırsatı kaçırmazdı. Önünde arkasında sistemi kurar mutlaka ekranda olurdu. Yani gazeteci ister bunu. Orada sanki başka bir kırgınlık varmış gibi hissettim de onun için söyledim. Kime karşı? Veya kimden ötürü? Genel bir şey yani İsmail orada ben hani buradaki tartışmasını asıl işi o yapıyor. Tartışmasını ben yapmayayım gibi bir bakış olabilir. Bilmiyorum ben sadece dışarıdan gördüğümle ilgili ufak bir şey söylemiş oldum. En çok izlendiği için yani Fox... ısrarla takip edildiği için Akif Bek'i de içinde o yani sistemin. Yani çok mu kıskandın? Çok. Fatih Portakal yokken bile yaptığımız yayın Akif en çok izlenen. Akif Bek ekranda pırıl pırıl parladı diye mi kıskandın? Ya onu mu çekemedin? Ne oldu? Türkiye'nin Almanları kıskanması yani gibi bir şey besemesi. Fatih Portakal. Akif Bek'iye sataşmaya bakar mısın? Sataşma Türkiye'nin Almanları kıskanması. Fatih Portakal'ın popülaritesinin gölgesi üzerimize düşmedi. O düşmeden de Akif abi sataşma var. İyi bir izlenme yakalayabildik diye. Şimdi bu haset, bu kıskançlık ne? İlla ratingleri biraz bir tık aşağıda gördüm de onun için yani Amerikalılara hesap verirken bir şey vardı. Doğan zorlanmasın diye. Benim tamamen dostça şeylerim bunlar. Yok haklısın. Kesinlikle bir gevşeme var ratinglerde o doğru. Şey o yani, doğru. O doğru. Çok yoksa da başka bir art niyet söz konusu çok da haset çek. Siz tek başınıza yetersiniz zaten. Çok da haset çekecek bir başarı yok ortada. Rahat ol. Yani kimseyi kudurtacak, çıldırtacak bir rating şeyi yok orada. Patlaması yok ortada. Ama ben diğer kanalların yerinde olsam çok kendimi sorgulardım. Niye Fox TV'den izleniyor da %40'ı açıp Fox TV'yi izliyorlar? Bunu neyini sorgulayacaksın çok belli değil mi yani? Ben o kadar da artık yani bundan mı sorgulayacağım? Üzülürdüm yani. Hayır, niye sunucu Fox'tan? Biz de aynı şeyi. Onu geç. Niye sunucu Fox'tan? Ya sunucu farklı değerlendirilebilir ama aynı yayını yapıyorsun. Sunucunun nereden olduğu önemsiz. Adam 5 tane sunucunun ismi geçiyor. Öbür tarafı çeviriyor 5 falan. 5 tane sunucunun Fox ismi geçiyor. İkisi sunu Fox'tan. Zaten Fox'un da 2 tane sunucusu var. Yani düşünebiliyor musun? 3 olsa 3'ü de orada olacak diyorsun. 3 de olacak yani. İkisi de orada. Biri de zaten Uğur Dündar o tamamen yani herhangi bir ana akım medyada değil. Ben şunu söyleyeyim yani ben dün şeye baktım sosyal medyada Cüneyt Özdemir eleştirmiş. İsmail mi? İsmail eleştirmiş. Ya, İsmail ben moderasyonu tamamen eleştirmiş. Destek verdim. Son derece iyiydi. Teknik bakımdan eleştirmiş. Eleştirebilirler. Efendime söyleyeyim bugün Didem yazmış bir şeyler. Ben herkese taşıyabileceği yükü yüklemek ve ondan bunu beklemek gerektiğine inanıyorum. Şimdi Uğur Dündar'ın bile tam gözünün kesmediği bir tartışma bu. Uğur Dündar gözü kesmediği için bu arada yapamaz değil. Bütün bu tartışmada ismini ezdirmemek için geri çekildi. Geri çekildi. İsmail cesaretle bu işe girdi. Düşünebiliyor musunuz? Yani Türkiye toplumunun olabildiğince kutuplaştığı herkesin bir boks maçı izler gibi ya izlemeye da hazırlandığı Ekrem İmamoğlu'nun deyişiyle bir Kırkpınar güreşi izlemek için ekran başına oturduğu bir programı mümkün olduğunca kazasız belasız yönetmek için işe soyundu. Bir disiplin kurdu kendince. Üçer dakika kuralı koydu. Adil olmaya çalıştı. Teknik bakımdan belki şöyle eleştirebiliriz. Yani teknik olarak adil olmaya çalışırken belirlediği ölçüler akan bir tartışma içerisinde adalet sağlayamayabilir diyebiliriz. Yani 3 dakika koydun ama o 3 dakika derdini anlatamadı diyebiliriz. Fakat usulen adildi. Usulen adildi, yaklaşım olarak da adildi. Soruları sordu. Yani hepimizin aklına geçen soruları sordu. Bazı soru eksik kalmış olabilir. Elbette mesela olabilir işte FETÖ'cü tartışmasında Binali Yıldırım'a efendim sen Türkçe Olimpiyatı'nda şunu dedin mi sorusu unutulmuş olabilir. Ama bu bir yandan da ithama da dönüşebilir. Yani her gazeteci onu sormayabilir. Öbür taraftan Yunan Pontus meselesi açılmadı. Bu sorulabilirdi. Bence bunlar tali meseleler. Ben şu dışarıdan şuna baktım. Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu arasında bir ayırt edici tarz kullandım. Hayır kullanmadı. Önce şunu dedim. Neden Binali Yıldırım'la başladı? Aslında Ekrem İmamoğlu'yla başlamadı. Çünkü o seçilmişti. Sonra dedim ki bu da başbakan ve yaşa hürmeten başlayabilir. Böyle baktım. Herhangi birine bir ayrım yapmadı. İkisine de cesur ve dengeli sorular sordu. Binali Yıldırım'a örneğin
sonuçları kabul edecek misiniz diye cesur bir soru sordu. İkincisi Ekrem İmamoğlu da valiye hakaret ettim diye doğrudan sordu. Dolayısıyla ve tartışmanın dışına kendisini çıkardı. Her tartışma içerisinde onu Binali Yıldırım bir yerde konu haline getirmişti. İşte bak soruların sana bana verildiğini iddia etti, seni kastetti diyerek orada mesela kendisini tartışma dışı bıraktı. Çok başarılıydı. Sesin yükselmesine izin vermedi, hak geçmesine izin vermedi ve bütün sosyal medya bu konuyu konuşurken yaptı. Bütün gözler ona dönmüşken yaptı. Şöyle bakalım. Yani orada yapılabilecek bir hata İsmail'in meslek hayatını etkileyebilirdi. Yani çok riskli bir durum. Ben o bakımdan detaylarla çok ilgilenmemek gerektiğini düşünüyorum. Bir de 17 yıl sonra unuttuğumuz bir tartışmayı yapıyoruz. O kadar çok protokole ve kurala i̇şte bağlanmış ki. Mesele o. Unutmuşuz. Tabii. Aslında tartışma dediğin şey karşılıklı bir şeydir. Yani insanların karşılıklı birbirinin söylediklerini çürütmeye çalıştıkları ya da yeni bir takım manevralarla onu alt etmeyi seçmenine göstermek için yapılmış bir mizansen. Ama bu yeni bir durum. Şöyle yeni bir durum abi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi mecbur kaldığı için tartışmaya elbette. Elbette. Burada sorun yok. Kurallar o kadar keskin konulmuş ki İsmail'in yapabileceği çok bir şey yok. Ben de bir cesaret örneği gösterdiğini düşünüyorum. Sorulabilecek her soruyu sorduğunu, sormaya çalıştığını gözlemledim. Karşı karşıya kalacağı muameleyi görerek bu işin içine girdi. Uğur Dündar bundan imtina ederken. Hı hı. Ve ayrıca karşılaştı da, bilmiyorum sen fark etmemiş olabilirsin. Ben direkt A Haber'den izledim ve devam ettim. Hemen ben de A Haber'den izledim, evet. 5 dakika sonra İsmail Küçükkaya'nın nasıl yanlı bir şey nasıl örnek verdiler biliyor musun? Dediler ki bak dediler hatıra fotoğrafında Kerem İmamoğlu'nun yanında duruyor. Gibi. Öyle dediler. Beş kere kesti, şunu şurada kesti. Bugün tablo yayınladılar. Şu kadar süre verildi, şu kadar süre verildi. Yapmak istenilen şey belliydi. Troll başları, isimlerini vermeyeyim. Yani Namlı, Gedik'te herkesin bildiği troll başları. Yayından hemen sonra herhalde bir durum değerlendirmesi yapılarak hızlıca moderatörün üstüne işi yıkmaya başladılar. Ama zaten bu amaçla seçildi bu adam. Yani da isimler zaten bu amaçla seçildiler. İsmail doğru da ben şunu söylemeye çalışıyorum. Moderatör seçiminde bir deplasman ve muhalif hakem, ters hakem seçimi yapılarak, algısı oluşturularak olası bir olumsuz sonucu onun üstüne yıkma hazırlığı önceden zaten görüldüğü, sezildiği için Uğur Dündar çekildi bundan. Daha da sembolik ve ağırlığı olan bir isimdi. Dolayısıyla öyle bir manipülasyona zemin hazırlamak, kendi üstünden öyle bir manipülasyona izin vermek, alet olmak istemedi. Bu da anlaşılabilir bir şey. Şimdi İsmail öyle sembolik bir isim olmadığı için bu çok kolay olmayacaktı. Yani İsmail'den aynı sonucu şey yapamazsın. Ben hatta tekeden süt sağmaya benzetmiştim bunu. Yani sağamazsın, oradan o çıkmaz. Gene de hakkını bir, teslim edelim. İlk bu şeyi yorumu yapan da sendin yani. Burada programda yaptım bunu. Gene de İsmail Küçükkaya'dan bunu çıkarma ihtiyacı duymuş olmalarına vurgu yapmak istiyorum ben. Yani normalde program bekleneni verseydi Uğur Dündar da olsa, İsmail Küçükkaya da olsa mi olurdu? Moderatör üstüne bir şey yıkmaya çalışılmayacaktı. Yani öne çıktığı alanlar tabii, daha çok üstünde durulacaktı, aynen, altı çizilecekti. Bir günah keçisine ve o günah keçisini suçlayarak oradan bir mağduriyet devşirmeye ihtiyaç hasıl olmayacaktı. Ne zaman olmayacaktı? Tartışmadan istenen performans elde edilmiş olsaydı. Şimdi moderatörün hem de buna pek müsait birisi olmamış olmasına rağmen, ya bir Uğur Dündar olmamış olmasına rağmen suçlanmaya başlanmış olması tartışmadan istenen verimin alınmadığını gösterir. Ona söylemeye çalışıyorum ben. Almış olsalardı bunu denemezlerdi. Ve tartışma sürerken de bu hızlanmadı. Bu ne zaman hızlandı biliyor musun? Yani tartışmadan golsüz beraberlikle ayrılındığı, bir net galibiyete ulaşılamadığı kanaati oturduktan sonra 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika, yarım saat neyse sonra halay başı, troll başı olarak değerlendirilebilecek, herkesin bildiği, kendimi polemiklerinin parçası ve muhatabı yapmamak için adlarını almıyorum. Çok bilindik isimler. Hemen başladılar İsmail Küçükkaya yaygarası koparmaya. Dolayısıyla o aradan geçen süreler ve bunun şeyden sonra hızlanmış olması, yayın bittikten belli bir süre sonra hızlanmış olması
hızlı bir durum değerlendirmesi neticesinde bunun bir günah keçisine yıkılma ihtiyacı duyulmasından kaynaklandığını gösterir. Yani aksi halde dediğim gibi buna ihtiyaç duyulmayabilirdi. Yani bu böyle bir hazırlık yaparsın da her tedbiri kullanmazsın. Şimdi moderatör seçimi tedbirdi. Hazırlığın parçasıydı ama ihtiyaç kalmayabilirdi, ona kaldı. Kaldığını gördük. Kaldı. Senin bir konudaki görüşünü de merak ediyorum. Bugün Binali Yıldırım'ı dinlemişsinizdir. Cumhurbaşkanıyla görüştünüz mü diye soruyorlar. Tepki vermemiş. Tepki vermedi değil. Ben kaçırdım onu, söyler misin? Hayırlı daha? Olsun demiş. Cumhurbaşkanıyla telefonda görüştüm dedi. Öncesinde nikahta bir araya geldik. Orada herhangi bir şekilde bu meseleyi konuşmadık. Bittikten sonra telefonla görüştük. Ne dedi diye sordular gazeteciler. Hayırlı olsun dedi dedi. Şimdi Cumhurbaşkanı memnun olsa, mutlu olsa sadece hayırlı olsun bugün der. Zaten konu ederdi Cumhurbaşkanı. Acaba? Ben... Ben yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın totalde umduğunu bu tartışmadan bulduğu kanaatinde değilim. Çünkü beklentisi yüksekti onun da. Kırılma bekliyordu. Evet. Yani kırılma Işık şu. Işık verecekleri sandığa. Kırılma şu demek ve kırılma bekliyordu. Kırılma şu demek, 23 Haziran seçimlerinin kaderi üzerinde etkili olacak bir tartışma. Bunu bekliyordu. Seçmenin oyunu değiştirtecek bir tartışma. Binali Yıldırım'ın ezip geçtiği, Ekrem İmamoğlu'nun Binali Yıldırım karşısında aciz ve çaresiz kaldığı, onunla propagandada baş edemediği bir münazara, bir müsabaka neyse bekliyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Kimsenin oyunu değiştirecek. Yani ne Binali Ekrem İmamoğlu lehine, ne Binali Yıldırım lehine ya da ikisinden birisinin aleyhine. Dengeyi değiştirecek, oy değiştirecek, kanaat değiştirecek bir sonuç çıkmadı. Yani bunun aksini düşünen kimseye de rastlamadım. Ben de. Benim kendi izlenimim de öyle. İlk 40 dakika biraz hızlı başladı. Tansiyon yüksekti ama orada da Binali Yıldırım oradan çıkmaya, uzaklaşmaya çalışmasına rağmen Ekrem İmamoğlu 31 Mart gecesi ve sonrasında yaşananları hatırlatmada fayda umduğu için uzattı. O 40 dakika hararetli geçti. Hararetin bana göre en yüksek olduğu bölüm oydu. Doğru. İlk aradan sonra zaten... Göz kapakları ağırlaştı izlerken, yani uzadıkça da daha şey oldu. Çok böyle heyecanlı ve sürpriz anları olmadı. Sürpriz patlar diye bir beklenti vardı. Bir terslik olacak, tuzak şapkadan kurulacak falan diye. Şapkadan tavşan çıkacak. Yani o beklenti de gerçekleşmedi. Yani bir şey, sadece kırılma bekleyenlerin beklentisi gerçekleşmedi değil. Öbürleri de yanıldı. Yani hiçbir terslik, öyle olağanüstü bir anormallik, bir fevkaladelik falan da olmadı. Çok olağan seyretti. Komplo teorileri de işlemedi. Onlar sen da dedin çöktü. Ya kimse bu maçın birisi kazandı birisi kazanmadı diye tespit yapamaz diye. Az önce programda Genar'la konuştuk. İhsan Aktaş'la. Bu tartışma dedi Ekrem İmamoğlu'nun gözde büyütüldüğü kadar önemli bir siyasetçi olmadığını gösterdi. Binali Yıldırım'ın tecrübesini öne çıkarttı. Aynı zamanda bilgisini, birikimini öne çıkarttı. Ve İmamoğlu'nun gözde büyütüldüğü kadar büyük bir siyasetçi olmadığını seçmene gösterdi. AK Parti'ye kırgın seçmenin seçmenin içinde olduğunu hatırlattı. Böyle bir faydası oldu ve onun da sandığa gitmesini kolaylaştırdı dedi. O da AK Parti cenahından bir bakış olarak, en azından bilgi olarak vermiş olayım. Ama CHP cenahında biraz daha tedirginlik vardı herhalde, değil mi İsmail? Katılır mısın? Evet, evet. Yani nereden çıktı bu? Şimdi her şey iyi giderken burada bir aksilik olacak. Az önce senin söylediğin, hani şapkadan bir tavşan çıkacak gibi bir beklenti ve bir tedirginlik vardı. Sosyal medyada da gördük. Ekrem İmamoğlu çuvallatılabilir diye bir şey vardı, beklenti endişe vardı. Evet. Endişe diyelim daha doğrusu. Bunda da haklılar. Ama sonuç olarak Binali Yıldırım'ı bu tartışmayı hazırlayan ve ona davet çıkaran Ekrem İmamoğlu kendisiydi. 31 Mart öncesinde gel tartışalım demişti. Binali Yıldırım topu taca attı ama 31 Mart'tan sonra ihtiyaç hasıl olunca peki yapalım dediler. Önce aslında gene yanaşmayacaktı. Yani büyük işte sormam gereken yerler var diye başlayan cümlelerin ardından tartışmayı tek kabul etti. Tek başıma karar veremem. Evet, tek başıma karar veremem diyerek tartışmayı bugüne getirdi. Şimdi bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu'nun çekilmesi söz konusu olamazdı. Ama haklı CHP'lilerin ve muhaliflerin haklı olduğu yer şurası. Oluşan havayı terse çevirmek adına Binali Yıldırım ve AKP cephesi neredeyse program Halk TV'de yapılsın, gelsin Kemal Kılıçdaroğlu olsun diyecekti. Yani o kadar karşı taraf atacaklardı ki, deplasmanda yapma görüntüsü vereceklerdi ki. Bir mağduriyet bekleriz. Evet, her halükarda galip döneceklerdi. Yani yenilsen de galip sayılacaktın.
Böyle bir manzara oluşturmaya çalıştılar. Uğur Dündar bunu fark etti. Senin çok iyi tespit ettiğin gibi geri çekildi. Ama zaten diğer isimler de aşağı yukarı böyle. Ahmet Hakan'la biraz Didem'i dışında bırakırsak Fatih Portakal da böyle. İsmail Küçükkaya da böyle. Dolayısıyla bu isimlerden en nötr olabilecek ismin üzerinde uzlaştılar. Ama onda bile CHP'lilerde bir tuzak beklentisi vardı. Acaba ne olacak? Acaba bir görüntü mü hazırlanacak? Ben şunu da anlamıyorum. Mesela biz senin gördüğün, benim gördüğüm anketler AK Parti'nin eline de gidiyor, önüne de gidiyor. Bu son bir haftada bir atak yapma ihtiyacı var. Belli ki işler beklendiği gibi gitmiyor. 31 Mart öncesine göre bile daha negatif görünüyor. Mesela bu program daha iyi değerlendirmek için malzeme mi toplayamamıştır? Ya da ben mesela daha atak, daha böyle istekli. Çünkü o tip şeyler de var, yorumlar da var. Ya Binali Yıldırım hiç istekli görünmedi. İşte çok enerjik değildi gibi. Böyle bir strateji niye izlenmemiş olabilir? Önce İsmail orada, mi cevap versin, ben mi? İsmail versin. Benim bakış açım, ikisini de değerlendirmek isterim. Yani burada bu tartışmanın her şeye dönünce bize kattığı yeni bir durum var. 17 yıldır Türkiye'yi tek başına yöneten, 17 yıldır muhalefeti beğenmediği gibi hatta onu tanzim etmeye çalışan, muhalefetle alay eden, muhalif her davranışı terörize ilan eden ve onu çeşitli biçimlerde cezalandıran, tutuklatan, gözaltına aldıran, hain ilan eden iktidarın ilk kez muhalefetle eşit olduğunu kabul etme süreci bu an. Bu bakımdan ayrılıyor bütün süreçlerden ve bütün tartışma geçmişimizden. İktidarın adayı, eski başbakanı Binali Yıldırım karşısında bir ay önce yenildiği Ekrem İmamoğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıyla ya da Millet İttifakı'nın adayıyla aynı boy mesafesinde, aynı söz hakkı süresinde olmayı kabul etti. Bu onu diğerlerinden ayırıyor. Bence bunun bir gerginliği vardı zaten Binali Yıldırım'da. Zaten bu gerginlikle başladı Binali Yıldırım. Dikkat ederseniz 4-5 kere Ekrem İmamoğlu'nun sözünü kesti. Çünkü söz hakkının önce onda olduğuna inanıyorlar. Onlar istediği zaman söz kesebilirler. Onların sözleri kesinlikle kesilemez diye inanıyorlar. Bugüne kadar da böyle olmuş hep. Cumhurbaşkanı da bunu öyle veya böyle kabul ettirdi. Cumhurbaşkanı kendisine istediği cevabı verebileceği soruları sorabilecek gazetecileri topladı etrafına. Ya da Cumhurbaşkanı bir aile fotoğrafı oluşturacak bir gazeteci profili yarattı etrafında. O da şaşırtıyor son zamanlarda mı? Yeni. Ama Binali Yıldırım bu geleneği sürdürdü. Zaten 31 Mart'tan önce Binali Yıldırım da öyle bir fotoğrafın içinde yer aldı canlı yayında. Binali Yıldırım nezdinde Adalet ve Kalkınma Partisi ilk defa aynı boy mesafesinde oturdu. Aynı süreyle sınırlandı. Süreyi açtığında ona süreyi açtı, hatırlatıldı. Ve bu gerginlikle başladı. Çünkü cevap ya bugüne kadar hep istediği yerde müdahale etme ama gereği hissetmiş. Ama argüman da hazır değil gibiydi. Yani İkincisi ama bu mu? Aynı zamanda şuradan geliyor. Şimdi bununla bağlı olarak söyleyeceğim. Bir ben iddia, özgüven. Tartışma yapacak olay falan. Böyle ben şey özgüven diye yorumluyorum bunu. 17 yıllık iktidarın getirdiği özgüven. Ama birileri kibir diye de yorumlayabilir. Bunun verdiği tırnak içindeki rahatlıkla hazırlıksızdılar. Yani ben zaten bugüne kadar hep ben yani hiçbir soruya cevap vermemişim. Hep ben anlatmışım zaten. Dolayısıyla şimdi de anlatacağım. Rahatlığıyla gelmişim. Karşımdaki insanın hazırlığını da umursamamışım. Çünkü bugüne kadar hep böyle gelmiş bu. O yüzden Sayıştay raporundan bahsederken aslında okumadığını sonradan anladık. Yani meğer onu okumuş gibi Binali Yıldırım açıklama yapıyordu. Ve Binali Yıldırım birden çok başlıkta hazırlıksızdı. İsmail Küçükkaya'nın o soruları verip vermeme meselesinde Ekrem İmamoğlu'nun İsmail Küçükkaya'nın adını anmadığı bahsinde bile hazırlıksızdı. Bu hazırlığı da ben aslında özgüven diye nitelediğim bu birilerinin kibir diyebileceği bu yaklaşım nedeniyle olduğunu zannediyorum. Ama şunu söyleyeyim. Şaşırdım çünkü ben mesela Erdoğan daha hazırlık yapardı bu işe. Erdoğan'ın bu kadar altını çizdiği, bu kadar önem atfettiği tartışmada Binali Yıldırım'ın bu kadar hazırlıksız, belki de isteksiz, biraz da gergin olmasını anlamlandıramadım. Çünkü iktidar bunu kırılma olarak görüyor. Yani bu kırılacak. Bizim gelmeyen 800 bin seçmenimiz sandığa gidecek. Halbuki bu tartışmadan öyle bir motivasyon çıkartamazlar diye düşünüyorum. Ben düşünmüyorum. Bugün iktidar yalnız gazeteciler adım sordum. Yani benim anlamadığım bir şey varsa siz söyleyin diye. Muhalefet cephesinde ise şu var. Ekrem İmamoğlu'ndan çok yüksek performans bekleniyordu. Bu performansı karşılamadı. Ama onların da göz ardı ettikleri şu. Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce taziki bekliyorlar. Muharrem İnce gibi konuşsun alkışlayalım. Konuşsun alkışlayalım kendimizden geçelim istiyorlardı. Halbuki eğer bir strateji gereği yapmışsa çok akıllıca. Eğer bu nedenle de yapmamışsa gene onun açısından olumlu diye düşünüyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu şöyle hareket etmiş olabilir.
Sormadım ama öyle düşünüyorum. Bu tarz ilk defa Ekrem İmamoğlu A Haber'e çıktı. Hakkında hakaret edilmeden hani yayından sonra ettiler ama yani konuşma sırasında hakaret edilmediği, hedef gösterilmediği, Pontus denilmeyen, terörist denilmeyen bir biçimde TGRT Haber'de, A Haber'de, TRT Haber'de, TV Net'te, Atik TV'de çıktı. Beni Binali Yıldırım olmaya zorlama. Yani müdahale etmek ve sözünü kesmek istemiyorum. Biz bir yerde toparlandık. Şey, süreyi 3 dakikayı geçtim. Moderatör de seyrediyor. Moderatör de benim yarım dakikamı çaldı. Yani. Moderatör yarım dakikamı çaldı. Hakkımı ezdirmem. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi öyle bir İmamoğlu'nun öyle bir eğer öyle bir amaç gütmüşse yani ya ben Kanal D, ben Fox TV, Halk TV değil, Akit TV, efendim Kanal 7, TGRT Haber'de, A Haber'de beni izleyecek olan iktidar seçmenlerine de seslenmek istiyorum, seslenmeliyim motivasyon hareket ettiyse bence bunu başardı. Neyle başardı? Özür dilerim, havuz meselesi, işte tam da ben içkili yer meselesiyle başardı. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni A Haber'den Muharrem İnce'yi izleseydi kızardı çünkü Muharrem İnce onları kızdırabilirdi. Ekrem İmamoğlu bence onları kızdırmadı. Havuz meselesi ve içki meselesini özellikle tamamen AK Parti seçmenine yönelik bir mesaj olarak söylemeye hazır geldiğini düşündüğüm gibi. Kesinlikle öyle. İsmail bugün tweet de attı, tartışmaya katıldı, evet. Twitter'dan. Bence yaklaşmış son derece haklı. Siyaseten kesinlikle Ekrem İmamoğlu'nun doğru olanı yaptığını, öbür yaklaşımın ona kazandırmayacağını, kaybettireceğini, kampanyasına ihtiyacı olan şeyi yaptığını düşünüyorum. Ben de yokken söyledi üstelik. Evet, yani o havuz meselesini yani, ve içki meselesini. Yani İHA'ya yardım. İHA'ya yardım hatırlattı. Evet. Ama diğerleri de gündemde yokken evet. Benim aklımda yani, böyle söylüyorlar. Mahalle içi tartışmada İsmail kendi mahallesinde haklı durumda. Öbürlerinin aklıyla ya da beklentisini karşılayacak şekilde hareket etmesi halinde Ekrem İmamoğlu'nun kazanmayı unutmaları gerekir. Onu söyleyeyim yani o kadar bariz bir şey bu. Benim gördüğüm şu. Yani tartışmaya da şeyden başladık. Binali Yıldırım niye orada olay yaratmadı, bir şey yapmadı? Ona şey geleceğim. Koymadı. Bence iki tarafın da bir hazırlığı vardı. Şimdi o hazırlık nerede kendini ele verdi? Taktikleri vardı. O taktikler düşünülmüş. Kendilerince ince planlanmış taktiklerdi. Fakat ya çalıştı mı çalışmadı mı, işe yaradı mı yaramadı mı bunu tartışabiliriz. Ekrem İmamoğlu'nun taktiği iki şey üzerine kuruluydu. Birincisi yaşça daha büyük bir rakibin karşısında daha genç, daha dinamik, daha enerjik ve yeni şeyler söyleme potansiyeli olan, değişim vaat edebilen bir aday profili çizmek. Bunu yaptı. Yani hep bir yandan ne konuşur ne tartışırlarsa tartışsınlar araya şey yaptığı, döşediği bir takım laflarla, bir takım göndermelerle yeri geldi büyüğümsünüz, söz büyüğün, yaşça benden büyüksünüz diyerek, hatta yaşı da vurgulayarak önce söz sizin dedi. Yeri geldiğinde bilmem ne yaptı. Ama bu bizim toplumumuz için çok önemli bir hamle. Yani doğru. Yaşı büyük olana hürmet. Tabii, saygısızlık etmemeye. Bu çalışılmış bir şey. Yani bunu taktik olarak benimsenmiş bir şey. Birincisi buydu. İkincisi de 31 Mart gecesi ve sonrasında yaşananlardan yola çıkarak, onları hatırlatarak, o hafızayı canlı tutarak mağdur ve hakkı yenmiş tarafın kendisi olduğu vurgusunu yapmak. Kul hakkı vurgusu. Vurgusunu yapmak. Tabii. Onu programda her şeyin önüne bunu koyduğunu. Aslında rakibinin de en zor çıkış bulacağı konu. Çıkamadı zaten. Doğal olarak aslında takıldı kaldı. Hem o hem sadece ondan değil. Şu açıdan da İmamoğlu için doğru bir tercih bu, taktik tercihi. 31 Mart sonrasında anketlere göre fark daha da büyüdü. Yani binlerle ölçülebilen, bir taraf kabul ediyor bir taraf etmiyor. Tamam ama kabul eden etmeyen taraf için, iki taraf için de fark binlerle ölçülüyordu 31 Mart gecesi. Ama şimdi 3-5 puan ve daha fazlasından söz ediyor anketler. Dolayısıyla makas... Abi öyle 4-5 deyip insanları coşturma. Yok. Dalgalanma yaratıyor yani bu.
İki tarafın da kabul ettiği bir şeyi söylüyorum. Yani AK Parti kampanyasının İyice coşturdun, iki taraf da kabul ediyor diyerek. dün akşam... Sen şey dün mi akşam, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenler tatile gitsin. Evet, evet. Senin kastın ne? Arkadaşlar... bir arka plan mı var bunda? Tehlikeli yakınlaşma arayışları içerisindesiniz. bu tarihler hayrınıza sonuçlar vermeyebilir. demedi demeyin. Demedi demeyin. 10 saniye ekte. 10 saniye de ondan. Yaz onu. Yazdım. Kronometre çalışıyor mu? Çalışmaz mı? Her zaman. Çok müdahale ederek de kendini sevimsizleştiriyorsun İsmail. Bak seni de uyarayım. Bana yarıyor. Ben daha sevimli ve sempatik duruyorum. Ya haberin olsun. Ama ben tarafsızlık konumu koruyorum tabii. Gördüğün gibi karşılıklı tartışmaya mahal veriyorum. Sen öyle zannet. Demokratik bir yapı oluşturmuştur. Ya İsmail şurada. Küçükkaya o şartlar altında bile, o basınç ve baskı altında bile daha adil davrandı hop yani. Dedi, hop dedi. Bir dakika beş saniye geçti falan. Sert çıkışlar yaptı ha. Tabii yaptı. Ama oradan... Hele Binali Bey'e bir sert çıkış yaptı. Ama oradan ne dayak yiyeceğini çok farkında. Onun için tabii risk büyük dedi. Gözü alınabilir bir risk değildi yani. Gardını sıkalmıştı İsmail, Allah var şimdi. Haklı olarak. Tabii dikkatimi dağıttınız. Yani ne söyleyeceğimi de unuttunuz. Yani. Tamam kazandın sen galibisin. Zaten önemli değil. Tamam geç. Arkadaşlar 31 Mart'tan sonra iki tarafın da kabul ettiği üzere anketlerde de görünen o ki 31 Mart'tan sonra fark açıldı. Bu ne demek? 31 Mart'tan sonra yaşananlara bir tepki oluştu. Ters tepti demek. Dolayısıyla bunu diri tutmak, unutturmak AK Parti'nin lehine olur. Bunu unutturursan o ters tepkiyi yatıştırırsın, uyutursun ve dolayısıyla sandığa yansımamasını sağlayabilirsin. Bunu hatırlatmak, bunu kaşımak, bunu kanırtmak da İmamoğlu'na yarar. İmamoğlu ilk 40 dakikayı bu konuya hasretmeyi başardı. Çıkmasına izin vermedi Binali Yıldırım'ın. Hatta 31 Mart'ta çok takılmayalım gibi şeyler de söylemesine rağmen hayır hayır diyerek üstüne gitti. Sen bu isabetli bir teknik miydi? Çok, söylüyorum. Çok doğru bir teknik. İsabetlisi şurada, 31 Mart'tan sonra fark İmamoğlu lehine açıldı. Unutturulursa 31 Mart sonrasında yaşananlar, unutturulursa, ne kadar unutturulursa o kadar kapanır. Yıldırım lehine çalışır. Ne kadar hatırlanırsa o mağduriyet ve hakkı yenmişlik algısı canlı kalır ve o kadar İmamoğlu'na yarar. Dolayısıyla İmamoğlu'nun tercihi açısından doğru buluyorum. Zaten AK Parti de çok uğraştı bunun için değil mi? O dönemde hem hırsız halen uğraşıyor. Halen uğraşıyor. Değiştiremediler. Onu da değiştiremedi. Yani, İzah etmekleri güçlük çekti. İnandırıcı bulunmadı. Anketlerde de 70-30 gibi gözüküyor. Yani inanan onu inandırıcı bulan. AK Parti'nin kendi kitlesi içerisinde de çok etkili ve inandırıcı olmadı. Falan inanmadı buna. Yani oy tercihini değiştirmeyen gene gidip partisine, AK Parti'ye ve partisinin adayına oy verecek olan seçmen bile alt kırımlarda anketlere baktığın zaman çapraz tablolarda şeyi inandırıcı bulmuyor. Yani 31 Mart sonuçlarını satın almanın açıklanma biçimini satın almış değil. Olmadı. Bu İmamoğlu'nun iki taktiğiydi. Yani genç, dinamik, enerjik vesaire görünmek ve şey işi ve kendinden emin, özgüvenli durmak, hakim görünmek. Bir de 31 Mart'ı hatırlatmak, canlı tutmak. İlk 40 dakika zaten yapacağını yaptı. Sonra defansa çekildi. Sonra atak işinden çıktı. O ilk 40 dakikadaki hararetle bir daha geri dönmedi zaten tartışmaya. Beraberlik Ekrem İmamoğlu'nu kurtarıyordu. Yani gol arayışına girmesine, dolayısıyla kendini de gole açmasına, risk almasına gerek yoktu. Onun için de atak ve agresif görünmemeyi tercih etti. Agresiflik ayrıca onu kaçırtmaması, ürkütmemesi gereken... Motive etmemesi, tersten motive etmemesi gereken. Ya da tabii. Kendisine karşı kışkırtmaması gereken seçmeni... ürkütmesini, kaçırtmasını engelledi. Ya bu da bir... benimsenmiş taktik gibi görünüyor. Yani bilinçli taktik gibi, planlı taktik gibi görünüyor. Doğru. Ben öyle görüyorum çünkü o ciddi damarına basıldığı yerler oldu. Kışkırtmaya gelmemek tabii. Özen ister. Yani yalancı kendine yani olur. Mesela o kadar sık 12 kez falan diyorlar. Yalancı, yalan söylüyor ithamı yaptı Binali Yıldırım. Sözünü kesme sayısı 12 herhalde. Sözünü pardon. Dedi. Yok, 2'den fazla söyledi yalanı. İkiden fazla. Ama sözünü kesme 12, doğru söylüyorsun. Yani o sözünü kesmelerde de kışkırabilirsin. Sen bir reaksiyon verebilirsin. Israrla, inatla sükunetini korumaya çalıştı. Kontrollü görünen... Hırsını bir arama İsmail Küçüköy'den çıkardı. kontrollü görünen şey oldu. Kendine mukayyet olan, evet. Kontrollü görünen
İmamoğlu oldu. Binali Bey daha müdahaleci ve işte ama söz bu, kesen taraf gibi görünüyor. Ama bu benim söz ettiğim ruh halinden sanki biraz. Yani bugüne kadar hiç sözü kesilmeyiş, sözü sınırlanmayışından ötürü. O bir yaklaşım, psikolojik okuma. Seninki Freudian bir, psikanalitik bir analiz oldu ama İsmail, ben biraz daha nesnel olarak şöyle bakıyorum ona. Binali Yıldırım'ın kampanyasının ihtiyacı da atak ve agresif oynamayı gerektiriyordu. Hı hı. Yani Binali Yıldırım'ın beraberlik İmamoğlu'nu kurtarıyor ama Binali Yıldırım'ı kurtarmıyor. Binali Yıldırım'ın üstünlük kurması, üstünlük sağlaması, galebe çalması gerekiyordu. Lazım. Galebe çalması gerekiyordu. Onun için de onun atak ve sürekli gol zaten arayışında olması gerekiyordu. Zaten bu tartışmayı da bunun için istediler. Yani tabii, böyle uyumlu bir tartışma onların lehine değil. Tabii onun için de daha agresif ve müdahaleci. Çünkü daha şeydi, kendini öyle kurmuştu o. Yani kendini bir... Ekrem İmamoğlu kendini kontrollü olmak olmaya şartlamıştı. Binali Yıldırım da kendisini tam tersine atak oynamaya şartlamış ama olarak geldi oraya. Bir şey, özür dilerim pardon. Yok söyle söyle. Ona ekleme yapacağım da senin sözün bitmedi. Yok şöyle konuşalım. Yani ben de o şeye dönmesin, o son iki saati gibi geçmesin tartışmanın, millet ekranı kapatıp gitmesin yani, kaçırtmayalım. Ben de şöyle düşünüyorum, ikisinin de anahtar cümlesi vardı. Yani ikisinin de anahtar silahı da vardı. O da şu, Ekrem İmamoğlu'nunki kul hakkı meselesi. O yüzden ilk 45 dakikayı başka sorular da olsa 31 Mart'a kilitledi. Doğru bir tavırdı. Orada birkaç teknik hata yaptı. Birincisi çok rakama boğdu. Rakamlarla i̇lk boğarak başta öyleydi, doğru. Yani süresi de yetmedi. Bu ama rakamlar yüzünden. Ama başlangıç her ikisi için de zordu. Şimdi, hem Binali Yıldırım hem Ekrem İmamoğlu için doğru. Çok zor başladı. Kabız bir açılış oldu. Çok yani. Zor bir başlangıç. Ama onunla başlamak zorundaydı. Çünkü hesap daha kapanmadı. Zaten biz ikinci seçimi birincisi yüzünden yapıyoruz. Kapanmamış bir hesabı bir gecede görmeye çalışıyoruz. Soru da güzeldi ama. Evet. İsmail soru güzeldi. Verelim yani. Ben niye gidiyorum kardeşim? O sorunun alt soruları da güzeldi. Evet. Yani İsmail orada isabetli müdahaleler yaptı. Ve Ekrem İmamoğlu her ne kadar İsmail başka sorulara geçmek istese de orada tutarak konuyu toplumdaki mağduriyet algısını oynadı ve doğru yaptı. Ve ben şey örneğini çok beğendim. Yani bir 20 lira çıkarıp bunun 5 lirası şeymiş, sahteymiş örneği benim aklımda, vatandaşın da aklında anlatmak istediğini O zaten kullanılan bir daha önce yaptı onu. Daha önce olsun. Yaptı onu. Kendisi tekrarda zarar yok. Da. Kendisi yapmadı. Yapıldı. Kendisi yapmadı. Gündeme soktu. Benim bildiğim kadar kendisi ben kendisini yapmadı. Hatırlamıyorum onu. Kendisini yaptı. Ama yapılmış. Sosyal medyada herkes bunun üzerine konuştu. Evet. En iyi örnektir falan dendi. Hı. Bilmiyorum, ben de ilk şey 20 liraya çıkar ya bunun üzerinden çok geçilmişti eski bir şey falan diye böyle bir evet. izledim yani meseleyi öyle yine Ekrem İmamoğlu ama eskidi tabii. Yine Ekrem İmamoğlu kendisi bu arada kendisinin Binali Yıldırım'a yönelteceği soru hakkını da bence iyi kullandı. Orada da ard arda 31 Mart'la bağlantılı o? Sürpriz miydi o? Ney? O soruyu sorması. Hayır. Yani bir soruyu da siz sorun. Bence sürprizdi. Bilmiyorum. Çünkü orada bir hazır, durdu. İki taraf hatta, da hazır. Evet, durdu. Yıldırım'a sözü vermek istedi ilk soruyu sorsun diye. Çünkü ilk soruyu soran dezavantajlı. Yok, ilk soruyu İmamoğlu'na sordu. İmamoğlu sıra Yıldırım'da İmamoğlu dedi. İmamoğlu benim söz hakkım. Onu söylemek İmamoğlu, hayır, İmamoğlu Yıldırım'a vermek istedi. İmamoğlu şöyle dedi. Benim 3 dakikalıkta söz hakkım var. Onu niye vermediniz bana dedi. Yani çünkü haklıydı orada. Orada bir sürpriz oldu. Evet ama çünkü sonuçta yani pat diye bir sonuçta soru İmamoğlu yorumlu karışık bir soru sordu ve yine 31 Mart'a getirdi. Ve ben o tartışmada şunu... Şöyle bir kazanım elde ettiğini düşünüyorum. Birincisi Anadolu Ajansı'nın berbat bir iş yaptığını, Anadolu Ajansı'nın seçime şaibe düşürdüğünü Binali Yıldırım'a söyletti. Binali Yıldırım dedi ki bence de açıklama yapması gerekir dedi. Ben de anlam veremedim dedi. Bu ikincisi o akşam bakanlarla görüşüp Anadolu Ajansı ile görüşmedim demesi hakikaten onu boşa ama düşürdü. Ben orada biraz ileri gittiğini düşünüyorum. Yani bilmediği bir meseleyle ilgili. Çünkü İmamoğlu'nda son yaptığı röportajlarda böyle şeyler var. CNN'in kameramanlarının atılması gibi. Soyluyla görüşmeden sonra Anadolu Ajansı'nın genel müdürüyle konuştuğu, görüştüğü, kesinleştirmediği bilgileri paylaşabilme bilmediği, duyumları diyor. Bilmediği, diyorsun. İspatlayamayacağı bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor. Çok olabilir. Hızlı biçimde. Bana göre bir siyasetçi için hiç girilmeyecek bir yol. Üçüncüsü de bence Binali Yıldırım şeyin cevabını veremedi. Ya kim çaldı sorusuna ısrarla cevap vermedi. O soru boşta kaldı. Ya kim çaldı? Ben çünkü
İmamoğlu bastırdı ya, benim bu sorumun cevabını alamadım dedi. Maalesef İsmail Rey geçti. Geçmeseydi keşke. İkincisi Binali Yıldırım cephesinde. Üçüncü mü oldu, dördüncü mü İsmail? İki değil. Ya da 2B'de. 2A'yı anlattın, 2B. Bir A. Bir de topu aldın ayağıma, tamam, geri gönderecek, göndereceksin değil mi İsmail? Alayım, kayda gireceğim. Unutuyorum, ben de yani takip ederim. Son bir şey. Ekrem İmamoğlu, ben anladığım kadarıyla Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'nun zayıf tarafını bulmuş. Agresif olması. Bazen agresifleşmesi. Bu yüzden bu yalancı, yani siz kulak yediniz, hırsızsınız ifadesine onlar hayır sen yalancısın diye cevap veriyorlar. Tabii. Bu yalancı da Ekrem İmamoğlu'nu zıplatmak için söyleniyor. Sadece o değil. Şimdi benim Binali Yıldırım... Binali... Hayır, toplumun gözünde ona yalancı Ekrem. Peki. Ya işte yani, tamam, Binali Yıldırım'ın için. Binali Yıldırım'ın kampanyası da Ekrem İmamoğlu'nun, dedim ya, iki şey üstüne kuruluydu. Ona karşılık Binali Yıldırım'ın da kampanyasının iki ana unsuru vardı. Bir tanesi yaş dezavantajını tecrübeye dönüştürmek, tecrübe olarak sunmak ve göstermek. Buna o da her fırsatta pas geldikçe değerlendirmeye çalıştı. İkincisi de ve daha önemlisi, ısrarla, inatla lafı döndürüp dolaştırıp her seferinde Ekrem İmamoğlu'nu yalan söylüyor, evet, göstermek. Onu yalancıya çıkarmak, adını yalancıya çıkarmak. Bunu sadece Binali Yıldırım'ın tartışmadaki vurgularından ve dilinden çıkarmıyoruz. Aynı zamanda ona eşlik eden sosyal medyadaki destek kampanyasının da aynı temayı seçmesinden çıkarıyoruz. Günler öncesinden başladı o, bu, gazetelerde. Bu çalışılmış, planlanmış, hedeflenmiş bir şeydi. Onu yumuşak karına dönüştürmek, Ekrem İmamoğlu'nu yalancı ve güvenilmez birisi olarak toplumun önüne koymak, öyle sunmak gibi bir amaç güdüldüğünü anlıyoruz. Gazetelerde, televizyonlarda, günlerdir, hemen bittikten sonra da, bugün ben Kanal 7'de birkaç tane röportaj izledim yayınla ilgili. Yani dişimi kıracaktım bir tane İmamoğlu diyen olsa, herkes Binali Yıldırım diyor, herkes de yalancı diyor. Yani bütün sokakta, daha doğrusu bütün yalancı diyenleri toplamışlar ya da onları bir şekilde öyle konuşturmuşlar. Ya, çok büyük kurgu. Bu belli ki herkes şey bekliyordu. Ya bu canlı yayını kabul ettiğine ve istediğine göre AK Parti 17 yıldır liderler düzeyinde genel seçimde böyle bir tartışmaya yanaşmıyor. 25 yıldır yerel seçimlerde böyle bir tartışmadan kaçınıyor, adaylarını çıkarmıyor karşılıklı. Şimdi neden kabul etsin? Demek ki AK Parti'nin elinde böyle bir tartışmada patlatılacak büyük bir sürpriz bomba var. Bomba bir sürpriz var ve İmamoğlu'nu darmadağın edebilecek bir şey var ellerinde. Bunun da işaretleri vardı. Beylikdüzü'ne yeni müfettişler gönderilmiş. Tabii. Orada bir takım işler, araştırmalar yapılıyor. Şimdi, falan bir şey gelecek. Herhalde nükleer bomba atılacak falan. Yani öyle bir hazırlık var. İş bitti. İmamoğlu diye bir aktör kalmayacak. Yoksa niye kabul etsin Binali Yıldırım bunu diye bakılıyordu. Oysa görüyoruz ki o beklenen bomba etkisi yapacak sürprizi AK Parti'nin İmamoğlu'nun yalancılığını canlı yayında kanıtlamakmış. Fakat orada dramatik bir an geldi. Sayıştay raporunda kesin bir yalanlama yaptıktan sonra Binali Yıldırım, yalanladığı Sayıştay raporunu okumadığını kabul ettirerek ona, Ekrem İmamoğlu, bu taktiği çökertti. O taktiğin bittiği dramatik anda oydu. Ya o taktik orada çöktü. Bence İsmail Küçükkaya ile ilgili meselede de. O da bir iki, evet, şey daha oldu. Evet. Yani bunu püskürttü ama bu çok sert bir hücumdu. Asıl yüklendikleri yer, yumuşak karın belledikleri ve seçti, hedef seçtikleri yer burasıydı. Bu noktaya atış yaptılar. Sosyal medyada da şeyde de yüklendikleri yer burasıydı. Üstüne de çok gitti Binali, evet, Yıldırım. Asabını bozmak, kışkırtmak gibi bir yan etki de amaçlamış olabilirler ama asıl amaç belli ki onu yalancı birisi olarak topluma göstermekti. Evet. Ama şimdi Sayıştay raporunda kesin bir dille yalanladığı raporu okumadığını kabul ettirince Ekrem İmamoğlu ona, oradan sıyrıldı. Yani o imajın üstüne oturmasından sıyrılmış oldu bana sorarsanız. Yani ne kadar devam etse de kampanya, hala devam ediyor kampanya. Yo, devam ediyor, devam da ediyor. Fakat o dün de başlamadı. Tabii daha önce başladı. Bir hafta önce başladı o yalancı. Sabah gazetesi, Yeni Şafak akşam yalanlar diye. Bütün televizyonlar, evet, gazeteler, internet siteleri. Yani onu yumuşak karın bellediler herhalde. Buradan öyle üstüne mi gidelim? Benim söylediğim o tam teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuyla paylaşınca birkaç defa. Hangisi mesela? İşte CNN. Kameramanlar meselesi. İşten atılmışlar. Öyle duydum. Tabii de. Tabii öyle. Yani şimdi yani bak, şimdi bir şey. VIP tartışmasında VIP var. Söylediği söylemedi. Söyledi söylemedi. Orada da Fatih Portakal'ı gösteriyor.
Diğer tarafta yine bir mesele vardı. İmamoğlu'nun söylediği. Ordu'yu söyleyecektim pardon. Ordu. Yani ordu. İşte şey tamam, tartışması bir şey dediğin gibi. Bu... Yani CNN meselesinde o gece açıklamıştı. Ertesi sabah bir açıklama pardon, yapıldı. Soruları aldılar, işi de ona çevirdi. Soruları hayır, görmek soru, istedi önden. Görmek istedi. Ama o, orada dün aydınlandı o tabii iş. Tabii tabii o mesele başka yani, bir şey yani ayrıca ordu meselesinde de yani tam öyle değil denilemez ki. Denilemez ayrı. Bu bir yani, propaganda süreci canım. Hayır. Öyle kullanılıyor yani. O kullanılabilir ama öbür taraftan. Ben onu bilgi sahibi olmadan... Bilgi verdi anlamında söylediğim şey daha çok CNN'le ilgili bölüm. Yani orada mesela... Duyumlarını paylaşmasını söylüyor. Paylaşma hayır anlamında. Orada zaten onu bir duyum olarak söylediğini söyledi. Dedi ama ki, onu paylaşmazsın yani. Benim hayır ama dedi ki ben tartışmaya... Grafikleri gösteren kameramanları attım demez. İsmail zorlama bir tartışma olabilir de Yavuz şunu demek istiyor. Orada bir yığınak vardı, ona dönük bir hazırlık vardı ve bunu zayıf noktasına çevirmeye çalışıyorlardı. Anladım ben anladım. Yani, ordu, tamam belki gerekirdi. Orada diyebilirsin ama ordu meselesinde yani adamın bunu söylediği de iddia edilemez. Çünkü kayıt tam onu doğrulamıyor. Yani aksi mi ortada sadece. Fakat iktidar buna seçime bir hafta kala bu tartışmaya büyük umutlar bel bağlamıştı. Cumhurbaşkanı kolay kolay herkes izlesin, hemşeriler hemşeriye haber versin, Sivaslılar Sivaslıyı, Tunceliler Tunceli'yi arasın demez kolay kolay. Cumhurbaşkanının bu sözü bütün iktidar kalanlarının ona özel hazırlanmasını sağladı. Yani ben A Haber'den izledim bir kısmı tartışmanı. Ben tamamla A Haber'den evet. izledim. Şimdi dolayısıyla öyle bir önem atfetmişler kimler ki, kimlerle beraber sizi evet. de tanımış oluyoruz bu arada. Öyle bir önem atfetmişler oraya ki. Oraya reyting kazandırdım. İmamoğlu ilk defa ömründe TRT Haber'den Kanal 7'yi hepsinde kendisini anlatma imkanı buldu. Ve iktidar bence bundan murad ettiği verimi elde edemedi. Yani ben de burada o fikirdeyim. Genel bir konsensüs var zaten. Yani ama bu maçın berabere bittiği konusunda tartışma, genel tartışma bir konsensüs berabere var. Bitti de zaten taraflardan biri beraberliğe oynadı. Tabii, çünkü tabii. Bir puan yetiyor. Niye kendim risk alacağım? Niye? Çünkü açığa offside'a düşme riski vardı. Abi, yani abi atağa geçersen atak boşlukta gol yiyebilirsin. Benim sorduğum soru ama hala biraz ortada. Yani koskoca iktidarsınız. Türkiye'yi yönetiyorsunuz. İstanbul'u yönetiyorsunuz. Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yapmış. Ya yüzümüze niye vuruyorsun ki yani? Bulamadık bir şey. Niye yüzümüze vuruyorsun Yavuz yani? Hiçbir şey bulamadım. Niye illa yüzümüze vuruyorsun bunu? Niye yapıyorsun hiçbir yani? Hiçbir şey yok mu yani? Yani olsa çıkarmaz mıydık olsa ya? Olsa dükkan senin. Saklar yani. Şimdi ben bugün, mı kuracağız olsa bu, niye yani? Bu şey yapmadı mı? Perçinlemedi mi? Bir laf var. Ekrem İmamoğlu'nun pozisyonunu. Bir deyim var. Yani bir şey ya bulmam. Demek ki adam temizmiş. Şöyle bir deyim gibi. Bir deyim var. Laf kıttığında asma budamak diye, asmalar budamak diye. Şimdi laf kıttığında asma budar mıydık ya? Yani başka bir şey. Kıttık olmasa, kıttık olmasa elde başka bir şey olsa. Bu aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun pozisyonunda perçinleyen bir iş. Yani burada bir şey yok. Ekrem İmamoğlu'nun yani. Stratejisi tam olarak hani stratejine bakarak karar vermek daha doğru olur. Yani AK Parti buraya da destek vermiş gibi algılıyorum. Ekrem İmamoğlu'nun abi Ekrem İmamoğlu'nun bence hedefi şuydu ve yani amacına ulaştı. Adalet ve Kalkınma Partisi 800 bin oy kaybetmiş. 800 bin. Bu oyun yani %10'unu sandığa götürse kazanacak. Ekrem İmamoğlu yapması gereken Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de oy vermiş muhafazakar duyarlı yüksek seçmeni kendisine ürkütmemek ve kaçırmamak. Bu tartışma o bakımdan Ekrem İmamoğlu'nu yaradı. Çünkü Ekrem İmamoğlu sen az önce geçerken konuştuğumuz havuz meselesi, içki meselesi, işte İHA'ya yardım meselesi gibi ya meselelerle. Süresi olmadı mı arkadaşın hala konuşuyor? Meseleler... Biz bir protokol yaptık aslında. Girerken. Yaptığımız protokole uyuyor musun İsmail? Senle ikimizin yaptığı protokole uyuyorsun. Evet. Ayrı protokol yapmışsınız öyle diyor. Şimdi çıkışta benim yanımda fotoğraf vereceğin için problem olmaz anlaşılır. Problem yok değil mi? Aynı okula mı gidiyoruz sen? Nasıl oldu? Şimdi sonuç olarak yani Ekrem İmamoğlu bence bundan şey ayrıldı. Ben tartışma sonrasında A Haber'de baktım. Bugün gazetelere baktım. Bugün Twitter'a baktım. Şöyle yapmışlar. Mesela bir Star gazetesi yazarı Fadime Özkan. Deplasman başlığıyla süreleri koymuş. İmamoğlu'na bir de saniye bazlı koymuşlar. 3000 bilmem ne saniye ona 3200 saniye ona. 3000 olunca büyük görünüyor. Halbuki 2 dakikaya tekabül ediyor filan yani. O saniye tablolarını koymuşlar. Yani deplasmana gitmişti. İşte bu da oldu diye ayrımcılık uygulandığını iddia ediyorlar. Bir başkası üstelik Sibel Yeni Şafak yazarı Sibel Hanım. Yeni Şafak Sibel Eraslan. Star mı? Eraslan Star. Star. O da aynı şekilde bu kez
şeyin İsmail Küçükkaya'nın isminden ötürü bir ayrımcılığın olduğunu ifade etti. Hep bir deplasman algısı, hep İmamoğlu'na ayrımcılık yapıldığı. Negatif şey mağdur edildi. Binali mağdur Bey mağdur edildi. Mağdur. Ama tam da zaten Uğur Dündar niye reddetmişse bugün o gerekçeyle sahaya çıkıyorlar. Yani Uğur Dündar'ın reddi o kadar haklı ki. Çünkü tartışmanın onlar nezdinde kazanılmadığı aşikar. Yani kaybedildi tartışırız ama kazanılmadığı aşikar, kazanılmadığı için sığınacak argümanlar da şimdiden olanına çevirirlerdi ya. 28 vallahi, Şubat Uğur Dündar, 28 Uğur Şubat dönemi irticayla tabii. Mücadele yayınlarını hatırlatarak zaten muhafazakar düşmanı, din düşmanı bilmem ne diye baş, yani bir altyapısı var. Oradan girerlerdi. Zaten ne olacak, Binali Yıldırım adil davranacak değil ya diye çıkarlardı. Kimse onun, onu Binali Yıldırım'ın istediği üzerinde durmazdı. O süreçte hiç konuşulmazdı. Niye sanki o zaman başkası mı istedi? Bunu da Binali Yıldırım tabii istedi. Yani niye o zaman tercih edildi? O soru unutulurdu. Zaten tabii. İş unutturma üstüne kuruldu İsmail. Gayet de güzel unutturulabiliyor yani. Başka kolay. Bir tartışmaya gidiyorsun. Balık hafıza, balık hafıza şeyi bizde çok yaygın. Bir de insan nisyandan geliyor zaten köken olarak da insan unutan bir şey. Yani. Şimdi dün mesela yaşamasın. Hasan Basri Yalçın diye bir sabah yazarı var. Onu haberde izledim. İşte Hasan Basri Yalçın yani gerçekten zehir hafiye bir arkadaş anladığım kadarıyla. İlginç geliyor bana. Çünkü diyor ki işte diyor zaten taraflı olduğu hatıra fotoğrafında İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu'nun yanında durmasından belli. Halbuki o görüntüleri izledim yani. Yani eşler ona göre pozisyon duralıyorlar falan. Oğul o tarafa, kız bu tarafa. Yani, kadınlar bir başına bir yerde durmasın diye önlem alınıyor. Hiç. Yani hiç ama şey o fotoğrafı da bozman gerekir. Oraya da bir kutuplaşma sokmazsan o fotoğraf mı? Fotoğraf anti kutuplaşma fotoğrafı. Kutuplaştırma siyasetini bozan, ona aykırı bir fotoğraf. Ekrem İmamoğlu'nu şeytanlaştırma, ötekileştirme, düşmanlaştırma, ayrıştırıcı dile, nefret söylemine maruz kalmasını haklılaştırma kampanyasını çürüten bir fotoğraf çok o. Çok başarılı bir fotoğraf. Öyle. Dolayısıyla evet, o fotoğrafın da kirletilmesi evet, gerekiyor. Evet, onun evet, içine evet, de evet. Tarafkirlik hem de karşı taraf adına. Tarafkirlik, kutuplaştırma vesaire gibi art niyetler sokacaksın ki kutuplaştırma siyasetini sürdürmen mümkün olabilsin. O da itibarsızlaşsın. Aynı zamanda İsmail'in program biterken sorduğu bir soru var. Benim yönetimi nasıl buldunuz diye. Çok zekice olduğunu sonrasında çok daha iyi anladık. Binali Yıldırım yani olayın muhatabına evet adaletli bir yönetim yaptı. Memnunum senden. Memnunum dedi. Senden dedirtti. Şimdi memnun olan o arenanın içindeki aktör memnun ise dışarıdakiler sen bu kadar çok haksızlık haklı. Yaptın. İyi ki sormuş. Müthiş bir hareketti. O açıdan çok tebrik ettim. Bir an için bir an için 50 gündür, 2 aydır, 3 aydır kulaklarımızı kirleten ne kadar argüman varsa 3 saatliğine yok oldu, farkında mısınız? 3 ayımızı aldı halbuki. Yunan'ı, Pontus'u, PKK'sı, BK'sı, su faturası illeti, getirecek PKK'lılar, doğalgazı kesecek DHKPC'liler, illet, zillet. Yani bir an için hepsi yok oldu. 3 saat boyunca dedim ki biz seçim kampanyasında bütün bunlara niye maruz kaldık? Büyükçekmece'deki polisler nerede? Maltepe'deki FETÖ'cüler nerede? Yok bunların hiçbiri. Hırsızlar nerede? Yok bunların 3 saat boyunca efendime söyleyeyim su meselesi, Sayıştay raporu. Bak bunlar güzel. Çevre meselesi gayet güzel. Bunlarla gel bana diyorsun. Evet ama mesela şey yok. Ya, mesela sen FETÖ'cüsün diyemedi. Diyemediler. FETÖ'cüler çaldı götürdü diyemediler. Ama onun da bir imasında bulundu. Bunlar FETÖ taktiği. Ama ne oldu ki? Sürdürülmedi sonradan. Evet. Sonradan çok takdir ettim. Bak bunu da demiş diyerek teslim etti hakkını. Yanıt nasıldı? Yok. Hayır. Hayır. Yanıtı çok enteresan. Bir an için gerçeğe dönüldü. Bir an için. Ve bundan sonra her belediye başkanı. Burcu Güneş'in İsmail sözünü kestim. Ne olur unutma. Kusura bakma. Bunu kasten yapmadım. Bu ziplik diye değil yani. Burcu Güneş'in gerçi çekmişsiniz. Seçilmiş bir parça ama. Kapanış yok. İçin yoh yoh diye. Yoh yoh diye bir parçası var. Çok güzel bir türkü okuyor. Burcu Güneş. Şimdi mesela. Bulabilirsiniz. Şimdi mesela bir tane. Troll var. Neydi bu Atatürk içinde mülteci diyen troll. Tuğrul Selmanoğlu adlı troll ve hem Binali Yıldırım'ın hem Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarını yan yana koyarak kimin ve yerli milli olduğu kravatlarından belli demiş. Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti'nin bilmem ne kadın kolları başkanı. Ekrem İmamoğlu'nun kravatı mavi ve beyaz Yunan. Galiba. O Yunan. Binali Yıldırım da gömlek beyaz. Evet. Şeyde kırmızı beyaz giymiş. Ya tam da bundan kaybediyorlar. Ya tam olarak bundan kaybediyorlar. Yani ama dayanamıyorlar. Adalet ve Kalkınma Partililer tam olarak bu hamasetten, tam olarak bu döküklükten kaybediyorlar. Bu
mahalle arasında bile artık kullanılmayan, efendim söyleyeyim, bu böyle hani internetteki sanal okey gruplarında bile dile gelmeyen, ya ayağa düşmüş bir lümpen dilden kurtulamadıkları için kaybediyorlar. Turul Sermanoğlu gibi trollere ve lümpenlere ana akım medya yüzü gösterdikleri için, bu trollere ekran verdikleri için, bu trollere gazete sayfalarını açtıkları için kaybediyorlar. Ve daha acısı, bundan ötürü kaybettiklerini göremiyorlar. Görseler belki bu yıkımın önüne geçecekler, ama bütün bu akıl ve dil medyalarını kuşatmış durumda. Kuşatmış durumda ve ısrarla bu sevdanın peşinden gidiyorlar. Tam da bu nedenle uğrayacakları akibet çok fena olacak. Yani demokratik akibet. Uğrayacakları kayıp çok fena olacak. Dönüp başa bu trollerden kurtularak yola çıkmalarını bilmeleri gerekiyor. Bu trollerden kurtulamadıkça, bu şeyle, bu işte mikrofon tuttukları, medya verdikleri, köşe yazısı ayırdıkları, köşe ayırdıkları, ekranda süre verdikleri bu trollerden kurtulamadıkça Türkiye'de gerçekten demokratik, laik, hukuk devleti adına herhangi bir ne geçmiş var edebilecekler, ne bir gelecek gösterebilecekler. Önce eğer gerçekten İstanbul'u kazanmak, Türkiye'yi layık yönetmek istiyorsa bunlardan kurtulmak zorundalar. Şimdiki kayıpların da nedeni bu. Bunu da görmüyorlar. 31 Mart'tan önce Turgay Güler, 31 Mart'tan sonra Turgut Selmanoğlu. Buyur. Şimdi münazarada olduğumuz için İsmail'e itiraz eder şekilde söylemem lazım. Aslında söylediklerini tersinden doğrulayarak söyleyeceğim ama buna hayır katılmıyorum diyerek söylüyorum. Karalama, itibarsızlaştırma, yıpratma kampanyaları ve argümanları iflas etti, çöktü. Buna bu amaçla kullanılan, seferber edilen bütün amigo taburları, çığırtkanlar, cazgırlar filan, onlarla birlikte ve bu amaçla borazanlaştırılan medyayla birlikte hepsi iflas etti. Buna tanık olduğumuz bir seçim süreci oldu bu. Bunda ısrar ederse AK Parti daha iyi bir sonuç alacağını hiç ummasın. Daha iyi bir sonuç alabileceğine dair en ufak bir emare ufukta görünmüyor. Halkla yönetim arasında bir tampon oluşturuyor artık medya. Kesinlikle öyle. Yani o tampondan dolayı da halkın ne hissettiği ya da nasıl bir eziyet içinde olduğu yönetenler tarafından bilinemiyor. Bilinemiyor, gerçeklikten kopma yaşıyor ve bunun evet. önemli sebeplerinden bir tanesi gerçeklikle arasındaki bağ kuracak olan aracın manipüle edilmiş olması. O aracın ifsad olmuş olması, bozulmuş olması. Bozulduğu için o işlevi yerine getirmiyor. Ama böyle bir araç istenildiği için böyle oldular. Doğru. Günler kendi başlarına bir canlı değil yani. Bu karşılıklı etkileşim bana göre. Onun tabii İsmail'in söylediği önemli bir şey. Onun niye istendi? Amaç toplumu dönüştürmeye, ona o aracı sevk etmek, sevk etmekti. Yani şöyle diyelim, aracın bozulması değildi istenen. İstenen toplumun ifsad edilmesiydi. Evet. Toplumun zihnini gerçeklikten koparıp onu bir illüzyona hapsetmek istendi. Bu amaçla medya, o araç ve diğer tüm aracılar kullanıldı. Fakat tam tersine medya ve bütün o aracılar illüzyona hapsoldu. Toplum o illüzyona hapsolmayı reddetti. O gömleği, deli gömleğini giymedi, öyle söyleyelim. Evet. Öyle olunca da toplumla yukarısı arasında bir kopuş yaşandı. Gerçeklikte de bir kopuş yaşandı. Toplum gerçeklikte kaldı. Öbür düzleme taşınamadı. Hı hı. Ve şey de işlevsiz, etkisiz elemana dönüştü. Medyada o toplumu dönüştürme misyonu yüklenen, görevi yüklenen aracı ve aracılar da, araç ve aracılar da etkisiz elemana dönüştü. Ya da yönetenlerin tasavvur ettikleri dünyayı destekleyen bir araç haline geldiler. Aşağıyla bağlantısı olmayan. Bu arzu edildiği için böyle oldu. Yani buna direnen herkes tasfiye edildi zaten. Amaç başkaydı. Amaç başkaydı. Evet. Ama bilinçli seçilmeyince. Haklısın ya. Yani. Sen iyi de bu seçildi dedin. Evet. Doğru, bilinçli seçildi ama amaç başkaydı. O amaç artık o araç o amacı üretmiyor. Tam tersine ters sonuçlar üretiyor ve bunun değişeceğine dair de hiçbir emare yok. Yok. Ufukta, hiçbir belirti benim yok. Benim kanaatim Adalet ve Kalkınma Partisi en azından Deniz Feneri davasından bu yana eleştirel, sorgulayıcı bir medya düzenini risk görüyordu ve
Başta en rigid örneklerden yola çıkarak, en aksi örneklerden yola çıkarak medyadaki çok sesli yapıyı dağıttı. Özgür medyayı tehdit gördü, risk gördü ve bugün geldiğimiz aşamada bunu büyük ölçüde tamamladı. Ama tamamlandığı aşamada özgür medyaya ihtiyaç duymak zorunda kaldı. Yani kovduğu şey, kapıdan kovduğu bacadan girdi. Aynen. Kendisinin ihtiyacı var. Çünkü kendisinin dönüştürdüğü, kendisinin talimatlarla, telefonlarla dönüştürdüğü medya düzeninin inanırlığı yok, okunurluluğu yok, izlenirliliği yok. Toplumda yüz bulduğu bir yer de yok. Dolayısıyla kendisini gerçek sahici topluma anlatabilmesi için sahici vasıtalara ihtiyacı var. O da düne kadar işte Soros'un adamı, düne kadar Amerika'nın temsilcisi diye karaladığı Fox TV'nin düne kadar akşam gazetesinden çıkardığı İsmail Küçükkaya oldu. Evet. O olmazsa Uğur Dündar olacak da Halk TV'den. Şimdi onlara ihtiyaç duyuyor. Çünkü onlarsız kendisini anlatabileceği vasıta yok. Kalmadı elinde. Çok destekler bir şey. Bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısı. Moderatör taraf tutuyor. Niye destekliyorsun onu? Seni de destekler bir şeyden o bahsediyorum. Zaman, tamam. Ben o içtim. Zaman, herkese karşı zaman, içtim. Tamam. Hiç o konuda şüphe yok. Ama medyanın yok oluşuyla beraber halkla yönetenler arasındaki bağ kopunca yönetenler halkın ne istediğini nasıl öğrenecekler? Tek tek gidip kahvede soracak halleri yok. Bir şey diyor ki Abdülkadir Selvi. Erdoğan Ramazan'dan beri görüştüğü bazı dostlarına halk ne istiyor diye soruyor. Ağırlıklı olarak insanlar eski reisi istiyor cevabı veriliyor. AK Parti eski AK Partili olmalı diyenler de var. Ama ben Erdoğan'la ilgili mesaj üzerinde durmak istiyorum diyor. Erdoğan'la görüşen isimlerle konuşuyorum. Cumhurbaşkanının tepki göstermeden olgunlukla kendilerini dinlediğini söylüyorlar. Yani ne olmuş, ben değiştim mi ki eski reisi istiyorlar tarzında bir yaklaşım içinde değilmiş. Bir dokunuşunuz gerekli diyenlere bu nasıl olacak diye soruyormuş. Ramazan'da görüştüklerine Zeytinburnu gördün mü, millet sofrasına oturdum demiş. AK Parti seçmeninin Erdoğan'la bir sorunu yok. Tam aksine AK Parti'nin oylarında inişler çıkışlar yaşansa da Erdoğan olan güçlü destek sürüyor diye alt kısmını biraz Beştepe'ye mesaj olarak da algılayabileceğimiz bir yazı yazmış. Ama ne zaman yazdı? Bugün. Bugünkü yazısı. Bugünkü yazısı. Yani tam konuştuğumuz mesele nabzı. Yavuz şimdi bak örnek veriyor, diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı Zeytinburnu'nda iftar sofrasına işte piknikçilerin evet. Piknikçi bir ailenin iftar sofrasına davete icabetle oturmuştu. Evet. Bunu örnek veriyormuş işte halkla temas ediyorum diye. İşte o fotoğraf halkla temas fotoğrafı olarak hafızalara kazınmadı. Evet. Birisinin Sayın Cumhurbaşkanı'na bunu söylemesi lazım. Demek ki geri dönüşte sorun var. Feedback'te sorun var yani. O öyle bir fotoğraf değildi. Halk gelemedi zaten oraya. Ya tamamen danışmanları vardı orada. Halk kurtulamadı. Asıl sorun o zaten. Kareye halktan şey vatandaş denize koştu, halk şey halk denize koştu, vatandaş plaja koştu, giremedi denize diye meşhur AK Partililerin de muhafazakarların CHP'li vatandaş şeyiyle dalga geçtikleri 80 yıldır bir laf var ya, şimdi o tersinden yaşanıyor. AK Partili makbul vatandaşlar, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışman heyeti, parti yöneticileri vesaire, halkın Sayın Cumhurbaşkanı'na yanaşmasına izin vermiyorlar ki. Sofrada davet sahibi aileden kimse görünmüyordu. Fotoğrafta takım elbiseli yani. Adamlar piknik sofrasında oturuyor görünüyordu. Bunu işin tersine döndüğünü, halk plaja hücum etti, vatandaş denize giremedi lafının şimdi tersinden AK Parti seçkinleri, yönetici tabakası için söylenmeye başlandığını birisinin hatırlatması gerekiyor. Peki Cumhurbaşkanı sorun orada. Bunu görmüyor mu? Yani halkla arasında bir kopukluk olduğunu kabul ediyor ki dostlarına şunu soruyor. Ne yapayım? Ne yapmak lazım diyor. Bu şunu yaptım daha ne yapayım diye dediğinde az önce senin söylediğin örneği veriyor. Demek ki oradaki temasının yeterli olduğunu görüyor. Bu çerçevede kendisi de ciddi bir siyasetçi yıllardır. Asıl sorun şurada. Bu işin içinde. Yavuz AK Parti'nin. Ya illüzyonun içinde kendisi de mi var diye göreceğiz buradan. Yani bir şey söyleyeceğim. Ama noktasal artık olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın
zihninde ne olup bittiğini tartışarak bir yere varamayabiliriz. Bence böyle bir amacım olmadığını da biliyorsun. Biliyorum ama bence dur rahat rahat konuşalım. Bizi hapsetme oraya. Bizi hapsetme. Rahat rahat konuşalım. Yalnız yapma. Peki. Hayır, gerçeklerden kaçmayalım diye. Biz de illüzyonun içinde kaybolmayalım derdim o. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani kaçmayalım dediğin gerçekler çok acılaşabiliyor ama ve sertleşebiliyor. Çevrede gerçeği söyleyip kimse kalmamışsa ne yapacak? Ya adaylar karşı karşıya geliyor. Bir canlı yayında düşünsene Türkiye'deki demokrasinin ileriliğini. Asıl sorun şu. Kurtaramazsın onu. Paçayı kurtaramazsın. Peki, tamam. Asıl sorun şu. AK Parti toplumu başka bir gerçekliğe taşımak üzere kurguladığı ve kullandığı aracıları sırtında şu an yük olarak taşıyor. O yükten kurtulması lazım. Halkın piknik sofrasına oturmadan önce ya da o fotoğrafı doğru kurgulamadan önce vermeyi başaramadan önce doğrusunu vermeyi başaramadan önce o fotoğrafın önce sırtındaki kamburdan kurtulması lazım. Kamberi AK Parti'nin kamber sadık bende köle demek biliyorsun. AK Parti'nin kamberi sadık bendesi sırtında kambura dönüştü. Önce ondan kurtulması lazım. Kimse kendini böyle bir medyaya, böyle trollere temsil ettirmek istemez hiçbir iktidar. AK Parti bunlara temsil ettirmeyi nasıl göze aldı? Bunları milletin gözüne başka türlü göstermeyi başaracağı inancıyla göze aldı. Ama başarılamadı o. Yani o misyon çöktü. Şimdi o başarılamayınca bütün çıplaklığıyla buradaki çirkinlik, o aracılardaki ve araçlardaki çirkinlik ortaya çıktı. Bu çirkinlik hala AK Parti'yi medyada temsil eder görünüyor. Önce bundan kurtulması gerekir AK Parti'nin. Bu araç niye seçildi? Kolay yoldan rakipleri tasfiye etmek için. Yani Ekrem İmamoğlu'na kolayından Pontus, Yunan, işte terörist filan denecekti. FETÖ'cü, bunun çöktüğünü darbeci. Bunun çöktüğünü ve tutmadığını nereden anlıyoruz? Çok basit. Dün akşamki resme bak. Terörist ya vatandaşı seçmene dolduruşa getirerek elini sıktırmadığın kişiyle adayın fotoğraf veriyorsa, aile fotoğrafı veriyorsa bırak el sıkışmayı. Aile fotoğrafı veriyorsa yüzüne bakılmaması, selam verilmemesi gerektiği telkin edilen bir aday eğer muhatap alınıyorsa bu öbür taktiği stratejinin yıpratma, karalama argümanlarının çöktüğünü, iflas ettiğini gösterir. Gelir. Çok basit yani sağlaması ortada. Peki İsmail. Ben sadece muhalefet cephesine değil, aynı iktidar cephesine de muhalefet cephesine de muhalefetteki kanaat sahibi ya da özellikle sosyal medyada görüş bildiren insanlara dair birkaç şey söylemek istiyorum. Mesela dün Ekrem İmamoğlu'nun özellikle kendi bulunduğu yerde belediye tesislerinde alkol verilmemesini ve işte kadınlara özel havuz yapılmasını anlatması sonrasında sosyal medyada başlayıp bugün hala devam eden bir tartışma oldu. Özellikle Ekrem İmamoğlu laiklik uygulaması adı altında eleştirildi. İşte laiklikten taviz vermek, laiklikten geri adım atmakla suçlandı. Biz senin bu konudaki yaklaşımını beğendik. Beğendiğimizi söyledik. Bir daha bize tartışmanın benim sonunda soru olarak mı sormak istiyorsun? Nasıl buldunuz ama yani memnun kaldınız mı demek istiyorsun? Bir sorun var. Yani bitiriyoruz çünkü az kaldı. Belki senin de bir görüşün olabilir, senin de bir görüşün olabilir. O soru da şu. Şimdi bu karşılaşma gerçekleşti. Beklenen AK Parti açısından fayda sağlanamadı görünüyor. Birçok uzman aynı şeyi söylüyor. Önümüzde var 6 gün. Bu 6 günde şapkadan tavşan çıkar mı? Şöyle şeyler de konuşuluyor. Mesela Cumhurbaşkanı'nın kabineyi değiştireceği, orada bir takım kararlar alacağı, çok radikal bir takım adımlar atacağı. Bunlar İstanbul siyasetine etkiler mi mesela? Böyle bir şey beklenebilir mi bu 6 günde? Çok az zaman çünkü. Şimdi, ne dersin? Bence mümkün değil. Çünkü bu seçimin yapılmasının... Yapılsa da sonucu değiştirir mi? Tabii hayır. Da, ya çünkü ortada... Bugün Bekir Ağırdır'a sordum. Yani dünkü tartışmayı nasıl buldunuz ve süreci nasıl yorumluyorsunuz? Ben dedi bu sürecin terse çevirebileceğini düşünmüyorum. Farkın da açılacağını düşünüyorum. Çünkü bu seçimde seçmenlerin oy verme motivasyonu halkın adalet hissinin zedelenmesi. Dolayısıyla bu his ortadan kaldırılmış değil. İnsanların Ekrem İmamoğlu'nun mağdur edildiği, hakkının gasp edildiği yönündeki inancı ortadan kaldırılamadı. Yalancı
ekran propagandasıyla da bu terse çevrilemedi. Özellikle mağduriyet algısı bilinçli ya da bilinçsiz ama tüm AKP'nin düşünce ve duygu dünyasını troller belirlediği için, trollük asıla dönüştüğü için, trollük ana akıma dönüştüğü için özellikle Pontus söylemi, öne alınamayan Pontus söylemi bu mağduriyete mağduriyet ekledi. Eğer oy farkı açılırsa benim kanaatim o ki bu kez beklenmedik bir yerden açılacak Karadenizliler oyuyla. Bu mağduriyet daha da büyüyüp seçim sandığına yansıyacak diye düşünüyorum. Bu nedenle artık sürecin geri çevrilebileceğine dair bir ihtimal görmüyorum. Cumhurbaşkanı da bir iki gündür yaptığı açıklamalarla bunu besliyor diye düşünüyorum. Devreye girecek mesela İstanbul'da miting yapacak mı sen? Yani ben zannetmiyorum. Bir de şunu ekleyeyim izin verirsem. Bir dakikanız var İsmail Bey. Yani nasıl? Havalı mıydım? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi ve adayı sadece bir kısım sosyalistten değil 4,5 milyon insandan oy alıyor, oy alacak. Ve dolayısıyla bu 4,5 milyon insanlar arasında sosyalistler 10 bin oluşturuyor. 10 bin ya da 15 bin oluşturuyor. Yani belli sosyalist partilere oy verenleri kastediyorum, yanlış anlaşılmasın. Gidip 31 Mart'ta sosyalist partiye ya da komünist partiye oy verenlerin miktarı 15 ila 20 bin ama Ekrem İmamoğlu'na oy verenlerin miktarı 4,2 milyon. Ve 4,2 milyon arasında kuşkusuz mütedeyyin, muhafazakar ve milliyetçi insanlar var. Ve bu insanlar, insanların bir kısmı belediye tesislerinde alkol alınmamasını isteyebilir. Bir kısmı havuza, kadınların gitmesini talep edebilir. Belediye bunların hepsine hizmet vermek zorunda. Onlara formül bulunabilir. Bu belediye, tabii. Yani farklı zamanlarda. Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partililer toplumdaki en radikal eğilimlerin ana akımlaşmasına da kendileri arasından izin vermemeli. Yani onlar da bu tehdide düşmemeliler. Bu yüzden söylüyorum. Çünkü bugün bile mesela Türkiye Komünist Partisi işte sandığa gitmeyeceğini, boykot ilan edeceğini söylediler. Ben bu görüş sahiplerinin büyük ölçüde buraya yakın olduğunu düşünüyorum. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat siyasetin Ramazan'da sigara içmek, yemek yemek, sosyal demokrat siyasetin işte alkol tüketimi, özgür cinsellik gibi alanlara sıkıştırılarak marjinalize edilmesini ve halktan koparılmasını öneren siyaset erbabından mümkün olduğunca uzak durmalı diye düşünüyorum. Çok dramatik şeyler yaşanması lazım bu saatten sonra. Herkes kararını vermiştir. Verilmiş karar zor değişir. Öyle yani kabineyi değiştirdim. Hazine Maliye Bakanı farklılaştı. Mesajı aldım. Ben beklemiyorum. Yani dedim ben uçağa de uçağa kadınları aldım. Dedim ben de gönlün var mı? Söyledi yok yok. Hadi o zaman. Burcu Güneş. Veda ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Çarşamba günü görüşeceğiz.